Burası Hacı Bayram Mahallesi. Burada çok özel bir insan yaşıyor. Harika resimleri var. Bir ressam kendisi. Bugün onun portrelerini çekeceğim. Size de göstermek istiyorum. Ben de yıllar sonra geliyorum buraya. Bu da vesile oldu. Bakın evi de karşıda. Yaklaştık. Harika evler varmış. Harika. Ama bakımsızlıktan şu an çok kötü durumdalar. Ressamımızın evi burası. Şam resimler. İşte ressamımız Muhammed. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Serdar. Sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? Sağ olun, işte geldik bugün sizinle sözleştik. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Sağlık, saat. Aman çok sevindim. Muhammed de bizi bekliyormuş galiba. Evet. Ne güzel. Ya bayıldım. Evet. Bakın imzasını da buraya atmış Muhammed. Harika. İşte Muhammed de geliyor. Merhaba Muhammed. Nasılsın? İyiyim. Harika resimler yapmışsın. Kart vizitin mi? Harika. Gösterebilir miyim şöyle? Muhammed'in kart vizite. Şu adreste gözüksün. Muhammed işte 2009'da başladı bu işe. Çağdaş Uygulama Okulu vardı. İşte orada işe eğitim alıyordu Muhammed. Hı hı. İşte 2009'daydı. O dönem işte bunun hocaları falan bunun işte dikkati çekiyor, bunun yaptığı şeyler. İşte o zaman diyorlar ya bir ressam bulsak falan derken işte Harun Bey'le okula davet ediyorlar Harun Bey'i. O zaman işte bir workshop için Harun Bey okula gitmiş. Hı hı. Yani ben diyor Harun Bey, ben diyor okula gittiğimde diyor yani ben hani sıradan bir okul zannediyorum diyor. Yani oraya girdiğim zaman diyor bir anda beynim durdu diyor. Yani o kadar engelli çocuğu diyor ben diyor orada görünce diyor. Hı hı. Yani o güne kadar diyor ben ülkede diyor o kadar engelli olduğunu bile bilmiyordum diyor. Hocalarla konuşuyor. Hocalara diyor ki ya işte siz çocuklara nasıl çalıştırıyorsunuz falan. Bunların çalıştığı yeri de bir göreyim falan. İşte okulda bunların atölyeler vardı. Atölye çıkıyor. Atölyede işte bunların yaptığı işlere bakıyor Harun Bey. Yani Muhammed'in yaptığı şeyler dikkati bir çekti diyor. En çok diyor bu yapmış diyor yani. Kağıtla diyor yapıp duvarın dibine yığmış diyor. İşte hocalara diyor ki ya diyor siz bu işi çocuklar diyor bu işi diyor. Yani yanlış yaptırıyorsunuz diyor yani bu malzemelerle olmaz falan. İşte sağ olsun ben diyor bu çocuklara diyor burada diyor okulda diyor bir çalışmak istiyorum falan Harun Bey. İşte o dönem Harun Bey sağ olsun bunlarla hemen hemen bir sezon orada çalıştı yani gönüllü. Hı hı. İşte Harun Bey gitmiş atölyesinden boyadır, fırçadır falan götürüyor. Okulun kantin duvarlarını yaptılar bunlar Muhammed'le. Okulunu boyadılar bu şekilde. Kantin duvarlarını yaptılar. İşte orada bir sergi açtılar bunlar. İl Milli Eğitim Müdürü falan katıldı o zaman o sergiye. O sergide işte buna yaptığı eserlerden okul bayağı bir satış yaptı. Ne güzel. Okul zaten bunu yaşı ilerlemiş diye bir yıllığına kaydetmişti. Hı hı. Yani bu dedi yaşı ilerlemiş biz bunu da sadece bir yıl. Kaç yaşındaydı okula gittiğinde? Valla 18-19 vardı. 18-19 yani yaşında. 20 yaşına yakındı. İşte o işler öyle olunca okul hoşuna gitti. O dönem okul bittikten sonra hocası dedi ya dedi Hasan Bey dedi biz dedi bir dahaki sene dedi seninle bir daha görüşelim falan dedi. Ne güzel. Yani Muhammed Bey de seneye de gelsin falan dedi. İşte o ikinci senede çağırdılar Muhammed okula. İkinci senede İstanbul'da, Ankara'da burada birçok sergiler açtılar okulun şeyine. Derken işte Muhammed öyle başladı. Ondan sonra okuldan sonra Harun Bey işte bana dedi Hasan Bey dedi okul dedi, bittikten sonra dedi biz Muhammed dedi benim atölyeye bir gönderir misin falan dedi. Dedim hocam göndereyim ama dedim hani ben kendi başına girip gelemez dedim. Ben de her gün götür getir yapamam.
ya sen göndersen ben hallederim o işi falan dedi. Sağ olsun Harun Bey işte kendi geldi, zaman zaman kendi götürdü. Zaman zaman biz götürdük. İşte onun atölyesinde bir sene falan takıldı. Ondan sonra Harun Bey dedi abi benden bu kadar dedi işte. Bu yıl, hatta bunlar o zaman ekiplerdi. Dört çocuktu bunlar. İşte bu dört çocukla beraber Harun Bey'in atölyesine de beraber gittiler. İşte Harun Bey benden bu kadar abi dedi. Dedim abi benden bu kadar da biz ne yapacağız dedim. Ben bu işi bilmem etmem. Abi sen hiçbir şey yapmayacaksın dedi. O evde dedi bir oda dedi Muhammed'e verecek, atölye yapacak. Malzemesini dedi, alıp odaya koyacaksın dedi. Muhammed zaten görevini biliyor dedi. Orada yapacağını yaparız dedi. İşte o şekilde başladık. Derken işte öbür çocuklar zaten bıraktılar yani. Harun Bey'den sonra öbür çocuklar hepsi bıraktı. Tek devam eden Muhammed. Tek Muhammed kaldı şimdi. İşte o gündür bugündür Muhammed evde çalışıyor. Ama evde de şimdi iş büyüdükçe artık iş bizi sıkmaya başladı. Çünkü evde olmuyor hocam. Şimdi torunlar var, şunlar var. Yani evde çocuklara bir de... Torunlar mı? Arkadaki çeyrek. Evet. Ah ne Allah bağışlasın. Yani şimdi onların şeyine rahat çalışamıyor evde. Bir de yaptığı malzemeyi koyacak yer yok evde işte duvar dizilerinde falan yığılı duruyor. Ama işte Muhammed o şekilde gidiyor. Tuvalle başladı. Tuvalle başlamadı. Önce kağıtlara yapıyordu. Kağıtlara başladı. Kağıtlara yapıyordu. Kağıtlar işte o zaman olmadığı zaman işte tuvale sonradan döndük biz. 2010'da falan, 2011'de falan. Bunlar çok masraflı şeyler. Masraflı şeyler tabii. Şimdi nasıl altından kalktınız? İşte ondan sonra Muhammed'in malzemesi olmadığı zaman işte evin duvar kenarlarını falan karalamaya başladı evde. Dedik ses vermedik biz de. Oturdu, kullandığı atölyesini komple resimledi duvarları. Ayarlamadık biz. O oda, bu oda derken evin tamamını, her tarafını resimle donattı Muhammed'i. Aa ne güzel. Hatta işte biz... Kırklareli Belediyesi bizi davet etti. Kırklareli Belediyesi'nde 3 tane duvarı var Muhammed'in böyle. Orada çalışma yaptı 20 gün falan. Ah ne güzel. Kırklareli'nde. Kırklareli'nde falan. Diyeceğim işte Muhammed'in TRT'de belgeselleri var. TRT belgeseli de var. TRT 2'de var. Derken işte ondan sonra Muhammed'in bir ziyaretçi akını başladı Muhammed'in. O gündür bir gündür. Yani evde Muhammed'in hiç ziyaretçisi eksik olmuyor yani. Her gün var diyorsun. Her gün mutlaka. Cumartesi, pazar hep gruplar geliyor. Grup grup geliyor. Ne bileyim işte bütün üniversite talebeler falan gelmiştir bile yani. Güzel sanatlardan yani, mı yoksa her şeyden birçok bölümden? Ankara Tıp Fakültesi'dir, Hacettepe'dir, işte Gazi'dir. Efendime söyleyeyim Konya Selçuk'tan, İstanbul Teknik'ten. Yani bütün üniversitelerden Muhammed'in ziyaretçiler gelmiştir. Harika. Bir tarih Ankara Üniversitesi'nde bir çalıştaya katıldım Muhammed. O zaman 7 tane ünlü ressam işte Avrupa mı tanırız mısın diye bir program yapmışlardı onlar. Dediler Muhammed'i de katalım oraya dediler. İşte ünlü ressamların arasında dediler Muhammed de çalışsın. İşte hatta orada da bir çalışması oldu bunun. Orada da şimdi bir tane tuvali var. Harika. Derken işte biz ondan sonra bir ara işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun hanımı gelmişti buraya. Yani burada tesadüfen görmüş. Sonra işte gitmiş Kılıçdaroğlu'nu anlatmış. Kılıçdaroğlu tekrar bu işte bunun ziyaretine geldi. İşte o bizi davet etti. Onlarla da işte bir kez çalışmamız oldu bizim. Genel merkezde sergi açtık. Muhammed'in ilk kişisel sergisini Kılıçdaroğlu genel merkezde açtı. İşte İstanbul'da bir programları vardı oraya katıldık. Diyor ki Muhammed işte o gündür bugündür hocam böyle devam ediyor. Ne güzel. Şimdi kaç yaşında Muhammed? Muhammed şu an 31 yaşında. 31 yaşında. Evet. Maşallah. Kaç yaşından beri? 18 yaşından beri resim yapıyor. Tabii 2009'dan beri. Ressam yani aslında. Tabii. Ona tabii, resim tabii. Yapıyor değil mi? Bir ressam Muhammed. Ya işte hatta bir ara buraya şeyler geldi. Japonlar geldi. Evet. Onlar da ressammış. İşte bizim şeyde Çağdaş Sanatlar'da bir sergimiz var. İşte oradan yoldan geçerken afişi görüyor. Ya bu adam kimdir ya? Bir girek bakar falan. Sergimizi gezdiler. Ondan sonra dedi ya bir de çalıştığı yeri göreyim ben falan. İşte eve ziyarete geldiler işte. O zaman 3 tane Japon vardı. Bir de yanlarında tercümanlar falan vardı. Yani nasıl adam, tepkileri? Adam hayran kaldı. Dedi abi sen müthiş bir şey yapmışsın dedi bu çocuğu desteklemekle. Ama dedi artık sen dedi yapacağını yapmışsın dedi. Bundan sonrası devletin işi dedi. Gelecek devlet dedi bu evi dedi korumaya alacak. Bu evi dedi müzeye çevirecek Muhammed'e. Ve dedi buraya düzgün dedi alta bir atölye oturtulacak. Muhammed gibi insanların gelip burada vakit geçirip çalışması lazım dedi. Muhammed kaç yaşında? Ne zaman doğdu?
Muhammed şu an 1988 doğumlu. Hı hı. Yani Muhammed doğduğunda biz bu zaten hastalığını fark edemedik. Biz saat 2-3 yaşına kadar falan. İşte Muhammed rahatsızlandı o zaman. Hastalığın tam adı ne? Nasıl? İşte hastalığın tam adını zaten biz ondan sonra öğrendik. Hı. Yani 3 yaşında falan vardı Muhammed işte. Bir ateşli hastalık başladı. Doktora götürdük işte. Doğduğunda bu evde miydiniz, başka evde? Aynı evdeydik. Bu evdeydiniz mi? Buradaydı. İşte doktora dediler ya bunda dediler şey var, genetik bozukluk var, kromozom bozukluğu var falan. İşte Hacettepe'de bu ilk hastalandığında bir ay falan yattı. Ondan sonra Hacettepe taburcu etti. Taburcu ettiği gün Muhammed yani yattığından daha kötü şekilde taburcu ettiler. Allah Allah. Biz de anlayamadık yani ne olduğunu. Ondan sonra hatta taburcu olduğu günü akşam tekrar götürdüm Hacettepe'ye ben. İşte onlar ya bir şey yok diyorlar işte boğazları taplanmış falan. Dedim kardeşim bu adam bugün taburcu olacak. Derken ondan sonra ben Şii'ye götürdüm bunu. Sağmulus'a götürdüm. Sağmulus'taki doktorlar dedi ya abi bu çocuk ölmüş dediler sen neredeydin şimdiye kadar? Dedim ya hocam çıkardım reçeteyi verdim dedim ben bak bu çocuk bir aydır Hacettepe'de yatıyor. Dediler ya nasıl bakmışlar bu çocuğa? Derken bunu hiç şeysiz Sağmulus yatırdı. Sağ olsun Sağmulus da yatırdı. Çocuk bir ay sonra toparladı kendini orada. Şans çok iyi yani, olmuş. Muhammed mucize eseri kurtuldu orada. İşte o zaman Hacettepe bizden bir kan tahlil istemişti. Hı hı. O zaman da işte biz onu yaptıramadık yani. O zaman da 100 bin lira falan para istiyorlardı. Oo ciddi para olur. Ciddi bir paraydı. Yaptıramadık. Sağmulus aynı şeyi bizden istedi. Dedim hocam bak bunu Hacettepe de istedi. Ben yaptıramadım. Peki dışarıda dedim yaptırabileceğimiz bir şekil var mı? Dediler vallahi bilmiyoruz. Ondan sonra işte bu numunede bizim kayınpeder de pazarcılık yapıyordu. Bunun bir müşterisi varmış. Bu Hacettepe'de çalışıyormuş. O demiş ya ben yaptırırım onu getirin falan. Ona güvenerek biz şeyden kanını aldık çocuğun Sağmulus'tan. Hacettepe'ye getirdik. Hacettepe'de dedi yok dedi biz dedi öyle olmaz. Biz kendimiz dedi almamız yapmamız lazım dedi. Biz dışarıdan gelen testi yapmıyoruz. Yani elimizde kaldı kan. Çıktım tam gidiyordum döndüm geri dedim ki ya hocam dedim bunu başka bir yerde yaptırma şansımız var mı dedim ben ya falan. Dedi abi dedi şu karşıda bina dedi Ankara Tıp Fakültesi'nin oraya bir geç dedi orada dedi üniversite belki dedi yaparlar. Yani oraya gittim orada da dedim anlattım adamlara durumu. Adamlar da sağ olsunlar aldılar kanı dediler tamam abi dediler falanca gün gel sonucunu al. Gelirken de dedi bana bir 10 bin lira falan getir dedi o zaman. Oo. Yani 100 bin lira nerede 10 bin lira nerede? Yani o zaman bin liralar konuşuyordu ya. Evet. Ciddi dedim ya var. Hocam benim param yok nasıl ederim ederim. Ya dedi sen dedi yine bu 10 lira bula gel. Gelirken dedi. Herhalde sonucunu almaya gittim. Ondan sonra sonuçta şey çıkıyor tabii kromozom bozukluğu çıkıyor. Ondan sonra onlar dediler bana kardeşi var mı var anası babası var mı var dedi onların hepsini de getirin dedi bir hepsini bir tanımaya bakacağız. Derken bizden parayı marayı bıraktılar artık. O şekilde biz oraya bir sene falan bizi takip etti onlar. Zaman zaman geldiler Muhammed evden geldiler götürdü falan. Derken işte sağ olsun onlar da o şeyi koyduktan sonra Muhammed gönderdiler. Diyeceğim Muhammed'in şeyi 8-10 senesi hastalıkla geçti yani. Derken ondan sonra işte okul şeyine yazdıralım falan diye şey yaptık. Bu işte Rüzgarlı Sokak'ta bir ulus uygulama diye bir okul vardı, engelliler okulu. İşte oraya yatır, kaydettirdik Muhammed'i. Oraya da 3-5 sene gitti geldi. Oradan baktım Muhammed hiçbir şey öğrenmedi zaten. Okulda taşını verdi Dikmen'e. Okul taşınınca biz Muhammed'i aldık okuldan. Hı hı. Yani Dikmen'e servis mervis götürecekti. O zaman da servisler ücretliydi. O şekilde bıraktırdık çocuğa. Muhammed bir 2-3 sene öyle sokakta gezdi. Buralarda oynadı. Buralarda oynadı. İşte tesadüfen bir özel eğitime yazdırmaya teşebbüs ettim ben. Hı hı. Sitelerde de adamın biri yeni bir yer açmış. O da talep arıyor. Hı hı. İşte onlarla tanıştık. Onlar işte dediler abi getir bizim oraya kaydettiler. İşte oraya götürdük. Oraya rehberliğe gittik. Oraya kayıt yaptırmak için. İşte rehber dedi boca çıktı karşımıza sağ olsun. Ya dedi ben bunu başka bir yere de yazsam gönderir misin abi dedi. Vallahi servisi varsa gönderirim dedim. Var dedi. O da sağ olsun işte bu ulus çağdaş uygulamaya yazmış. Hı hı. Derken çağdaş uygulamanın müdürü beni bir gün
aradı, çağırdı. Dedi abi dedi, böyle böyle dedi. Muhammed dedi, bizim buraya yazdırmışsınız ama dedi, Muhammed dedi bu sene alamayız. Sene de dedi, biz 20 talep alıyoruz dedi. O da dedi, bu sene şeyi doldu dedi yani. Ama bir dahaki sene dedi, Muhammed kesin dedi, kapıdan yedir. Ama dedi, yaşı ilerlemiş dedi, biz buna önce bir sene okuturuz dedi. Dedim olsun hocam, bir sene dedim ben. Elhasıl o dönem çocuklardan gelmeyenler olmuş, bir şeyler olmuş. Sağ olsun müdür beni çağırdı, getir dedi, tamam Muhammed kaydediyoruz. O şekilde Çağdaş uygulamaya başlattık işte. O şekilde orada okudum. İki sene de oraya gitti, geldi Muhammed. Orada Harun Hoca ile tanıştık. Orada da Harun Hoca ile tanıştık işte. Sonra işler bu işe geldi. Bu noktaya geldi. Bu noktaya geldi yani. Harika. İşte biz yani Muhammed'in hocam. Yani bizden sonrasını ben hesaplıyorum. Yani Muhammed'i ben acaba bir yerlere getirip, yani Muhammed'in yarın parası pul olmazsa kimse bakmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani Muhammed'in en azından kendi bir şeyler olursa, buna bakan olur, sahip çıkan olur. Biz Muhammed'in işte ayaklarının üzerinde durması için uğraşıyoruz. Nasıl çocuğunuz harika bir ressam oldu? Ne hissediyorsun? Tabii, çok memnunuz. Muhammed resim yapıyor, canı sıkıldı resim yapıyor. Memnunuz, çok memnunuz Muhammed'ten. Evin duvarının her tarafını resim yaptı. Her tarafını yaptı, evleri yaptı. Mutlu musunuz o güzel güzel resim? Mutlu olmaz mıyız? Muhammed'e resim yapmasına mutluyuz. Seviniyoruz tabii. Muhammed ressam oldu diye resim yapıyor. Tuvallara yapıyor, kağıtlara yapıyor. Duvarları, merdivenleri, her tarafları boya yaptı. Torunlar nasıl? Resimle araları onları? Torunlar da ediyor ona, amcalarına. Onlar da seviyorlar tabii resim yaptıklarına. Onların da yeteneği var mı? Bunlara da versem bunlar da yapacaklar. Amcanın elinden boyalar kapıyorlar, tuvalları kapıyorlar, biz de yapacağız diye. Ne güzel. Nasılsın Muhammed? İyiyim ya. Ressam olmak nasıl bir şey? İyi. Hoşuna gidiyor mu? Mutlu oluyorsun. Senin biraz burada fotoğrafını çekebilir miyim? Sen öyle otururken. Peki Muhammed, en çok hangi renkleri seviyorsun? Mavi. Mavi. Sarı. Yeşil de seviyorsun sarı. Yeşil. Yeşil de seviyorsun. Siyah mı? Siyahı da seviyorsun. Siyah. Bu çiçek figürlerini nerede gördün? Okulda mı gördün? Okulda yani. Okulda. Kim öğretti sana? Resim yapmayı kim öğretti? Unuttun mu? Harun mu? Harun Hoca mı öğretti? Galiba tırtıl mı var? Uğur böceği. Uğur böceği. Uğur böceği. Doğru. Uğur böceği var. Başka ne var? Şapkalı adam var. Kedi var. Kedi var. Harika. Kaç yıldır resim yapıyorsun? Çok oldu ya. Çok oldu değil mi? Çok sergiye katılmışsın. Orada sergiler oldu. En çok nereye resim yapmayı seviyorsun? Hı? En çok nerede resim yapmayı seviyorsun? Adam. Adam. Duvara mı, kağıda mı, tuvale mi? En çok şey oldu, duvara. Duvara. Bunları daha çok seviyorsun değil mi? Çok seviyorum. Nerelere resim yaptın? He? Evde nerelere resim yaptın? Tuvale. Odaya da yaptın mı odanın yaptım. Duvarlarını? Duvarları da yaptım. Bana gösterecek misin onları? Efendim? Her yere yaptım. Her yere yaptın. Bana onları gösterecek misin? Hı? Gel ki önce seninle biraz burada fotoğraf çekeyim senin. Tamam mı? Bak o kapıya geç istersen. Bu duvarı ne zaman boyayacaksın tekrar? Duvarı bir daha boyayacak mısın? Yok. Kalacak mı öyle? Öyle gelecek. Ne kadar kalacak? Ya çok gelecek. Kalacak mı çok?
Bu üçüncü kez mi yapmışsın burayı? Burayı yeni oldu. Burayı yeni yaptın. Burası üçüncü. Üçüncü değil mi? En son ne zaman değişmişti hocam? 2009'da yapmış galiba, 2019'da. Abi 2009'da yaptığım az bir şeydi, bu kadar. Şu ara vardı, başka yoktu. Hı-hı. Ondan sonra o resim yağmuru, güneşi yedikçe yıprandı. Hı-hı. Ondan sonra burayı şu köşeden şu köşeye kadar yaptı. Öbür duvarlar yıkıktı. Ondan sonra ben bir usta çağırdım, evi suva yaptırdım. Ondan sonra tekrar yaptık. Yani bu üçüncü şeyi. En güzeli bu mu oldu? Bu değil mi? Daha önce biraz daha maviymiş galiba. Daha mavi, açık, mavi daha mavi tonu çoktu, mavi rengi. Gülmek sana çok yakışıyor Muhammed. Çok iyi. Sen model de olurmuşsun Muhammed. Çok iyi poz veriyorsun gerçekten. Hiçbir şey söylememe gerek kalmıyor. Karpuz önemli. Oo, harika bunlar. Muhammed sen böyle otur, seni orada çekeyim. Muhammed bir de pencere önüne gel. Muhammed buraya aşama aşama buraya geldi. Muhammed yaptığı resimler var. Oku bak yaptığı resimler. Bunlar mı? Şunlar. İlk sergisine gittiğimde ne hissettin? İlk sergin açıldığında. Nasıldı? Siz nasıl gözlüyordunuz? Sevgisi Muhammed şey de işte genelde CHP gibi merkez var. Heyecanlı mıydı? Tabii canım. Heyecanlanınca ne yapıyor? Bir şey yapmıyor yani. Sevinç. Yani bir tepki bir şey veriyor mu böyle hani? Kimi orada, gergin olur, kimisi orada, çok mutlu mu oluyor? Performans orada çalışma yaptı şeyde genel merkezde. Hı hı. O resim Gürşel'in ofisinin masalı şimdi. Biliyorum, gördüm fotoğraflarını. Yani o zaman işte Gürşel'in hediye edildi o resim. Orada ofisinde var. Muhammed ben de fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Seviyor musun? Çeker misin sana versem? Bu aynı zamanda fotoğrafçıdır da bu. Ya. Tabii. Tamam birkaç tane de sen çek olur mu benim için? Ben seni çekeyim sonra sen beni çek, babanı çek, anneni çek. Kim istiyorsa istersen kendi çalışmalarını çek. Anlaştık mı? Vallahi çok sevinirim. Bak bir taşla iki kuş, bir de aynadan da kendimi çekiyorum. Aynaya bakması sever misin? Severim ben. Aynaya bakmayı. Hadi bakalım mı birlikte? Bak hafif o tarafa doğru. Hah çok iyi. Hah. Gel Hasan amca gel sen de. Aynadan. Sen de burada dur beraber çektirelim. Ayna daha mı yoruyor? Aynadan da şey. Ama biraz şöyle kayman lazım Hasan amca. Dur şu değil ben de kafadayım ya bu. Hasan biraz sağa doğru Muhammed'e doğru yaklaş. Heh, sığdırayım. Hasan abi burada bir sürü resim görüyorum birçok. Abi burada çok resim. Muhammed'in yani yaptığı bunlar, bir sürü birçok resim var sanırım. Yani bunlar Muhammed'in işte büyük bir küçük bir sürü dünya resmi var. Yani. Değerli dostlar
Bakın burada çok güzel Muhammed resimleri var. Almak isteyen lütfen bu fotoğraflar, bu resimlerden edinmek isteyen lütfen irtibata geçsin aileyle. Harika resimler. Gerçekten harika resimler. Gelip buradan alın. Yani pişman olmazsınız evinizi asmaya. Harika resimler. Eline sağlık Muhammed. Şeyler falan, onlar hep sergiden geldi de ben açmadım paketlerde, öyle duruyor. Daha yani bir... onlarca tuval var, onlarca. Yani hep burada. Işte her taraf resim. Nerede çekelim? Şu arada çekeyim mi senin Muhammed? Gel. Kapıyı kapat. Harun Bey her zaman onu diyor bana, abi diyor sen diyor. Çok sabırlısın diyor. Sabırlı mısın? He, bu işi diyor sen çok iyi yönettin diyor buraya kadar diyor, biliyor musun? Dedim abi yönettik de dedim artık son şeye geldik. Bak biraz da ortaya gelsene. Tamam, dök şu biraz. Tamam verelim. Sizin hakkınız ödenmez. Tabii canım. Gerçekten ödenmez. Evet. Harika işler yaptınız. Yani evet. O Muhammed'i eğitim almasını sağlayan. Muhammed'in de şansı yaver gitmiş ki. Hani iyi insanlara denk gelmiş. Abi çağdaş uygulamaya gitmesi tesadüf. Harun Bey'le tanışmamız tesadüf. Anladın mı? Tabii. Harun Bey'i ben nereden bilirim? Şimdi işleri değişiyoruz, tamam mı? Efendim şuna bir halim ya. Ya ondan alacağım da para mı var abi? Sen onu geç, sen kendi... Sen bunu boynuna as. Kendi güç makinelerine bakacaksın sen şimdi. Ben bineceğim, alacağım bunu. Al, bak, çek bakalım nasıl. Netlemek için buna basacaksın. Baş parmağınla buna bas. Tamam mı? Evet, hep orada basılıyorsun. Çekmek için de buna basacaksın. Ne? Hayır, şuraya. Bak şunu. O parmağın hep orada dursun. Anlaştık mı? Evet. Şimdi buradan da bakacaksın. Gördün mü? Görebiliyor mu? Elini de öyle tut. Görmüyor musun? Gördüm. Gördün mü? Hadi beni çek o zaman. Çek böyle başlayalım şöyle. Tamam gel Hasan abi, birlikte etkileyim. Hasan abi. Dur şöyle dön. Dur. Muhammed. Görebiliyor musun? Gördüm. Göbeğim içine çekiyorum bak. Arkadan basıyor musun Muhammed? Bak. Basılı tut hep böyle. Çekerken de basılı tut. Evet. Harika. Harika. Çekebilmiş bak. Çekmiş ya. Çekeyim bir. Hadi çek. Basılı tut elini. Baş parmağını hep orada tut. Evet, harika. Bakalım. Nereden? Şuradan bakacağız. Vallahi çekmişsin işte. Bakayım. Evet, işte. Olmuş bak. Olmuyor. Bak abi Hasan abi. Evet. Harika fotoğraf. Olmuyor. Tamam, başka ne çekmek istiyorsun? İşte bakmayacağım seni. Hay. Bak bana çekelim. Bir bakayım şuna. Tamam hadi gel. Balkondan da çek. Nereye çekmek istiyorsun? Şundan bir çekeyim. Çek. Bak şöyle bunu şöyle yapalım biraz. Yıldıza basacaksın. Şuna. Bir, iki. İkinciye. Evet. Bakalım. Olmuş mu? Bekle bak şimdi. Sana başka bir şey çekeyim. Onu versen.
Bakalım mı? Nereden bakacağız? Buradan. Nasıl olmuş? Oldu oldu. Aslında babana da göster. Evet. Murat şuraya gelir misin Muhammed? Şöyle. Heh, o orada. Heh. Yaşa. Hangisiyle çekmek istiyorsun? Bununla mı çekmek istiyorsun? Kesalım yine bu oyunda. Evi çekmek ister misin? Evi çekeyim ya. Tamam. Sen evi çek, ben de seni çek. Mahmet zor dura bunu alacağım. Ola ben alıyorum. Alıyorum. Mahmet ya bunu alacaktım mailde zor. Bak lan. Gel çekim gel ya. Gel çekim gel bunu. Boşa gitti Mahmet. Bugün beni Hasan abi ve Muhammed kabul ettiler. Evlerinde çekim yaptık. Aysel teyzem de var orada. Ona da çok teşekkür ederim. Evlerinde fotoğraf çekme imkanı verdikleri için. Muhammed harika bir ressam. Umarım beğenirsiniz bu videoyu da. Muhammed'in birçok çalışması var. Evinde hazır bulunan. Evinde duvarında görmek isteyenler buradan gelip onları temin edebilirler. Onlar için de çok büyük destek, güzel bir destek olmuş olur. Bir dahaki çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.